Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir karışım problemi sorumuz. Bakın bu, bu problemde aynı zamanda katı cisimlerle ilgili bilgiler de bilmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Birer ayrıtlarının uzunlukları oranı 1 bölü 2 olan tamamen dolu. 2 küpten küçük olan tuz oranı %36 büyük olan tuz oranı %16 ve tuzlusu ile doludur. Bakın küçük kaptaki karışımın %50'si büyük kaptaki karışımın %25'i e alınıp yeni bir karışım oluşturuluyor. Yeni karışımın tuz oranı bize sormuş. Bakın arkadaşlar. Birer ayrıtlarının uzunlukları oranı 1 bölü 2 olan küplerin hacimleri oranı 1 bölü 2'nin küpüdür. Yani hacimlerimiz oranı 1 bölü 8. O zaman büyük küpümün hacmi 8V'dir. Küçük küpün hacmi de V'dir. Şimdi bakın Küp e, dolu küpten bakın küçük olanı yüzde Biz küçük olan karışımdan karışımın yüzde alıyoruz. Bakın karışım miktarı V bölü 2 çarpı karışım yüzdesi 36/ altı bölü yüz. Küçük küpteki tuz miktarım. Küçük küpte aldığım karışımdan ki tuz miktarı. Artı bakın ikinci karışımın yüzde yirmi beşini V'nin yüzde yirmi demek 1 bölü 4'ünü alıyoruz arkadaşlar. Yani %25'i 2V'sini alıyorum. Dolayısıyla aldığım karışım miktarı 2V'dir. Çarpı ikinci karışımdaki karışımımın tuz yüzdesi %16'dır. Ve son durumda oluşan arkadaşlar karışımım V bölü 2 artı 2V çarpı yeni karışımımın tuz yüzdesini bilmiyorum çarpı X bölü 100 diyorum. Bakın arkadaşlar. Burada paydadaki yüzler sadeleşir. Paydadaki yüzleri sadeleştirin. Bunlar gitti. 36 v bölü 2 direkt 18 v yapar. Artı 2 v çarpı 16 32 v yapar. Karşı taraf v bölü 2 ile 2 v'yi topladım. 5 v bölü 2 çarpı x elde edilir. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra işlem yapabilmek için biraz yukarı alıyorum. Bakın 18v ile 32v'nin toplamı 50v'dir. Karşı tarafta 5v bölü 2 çarpı x'tir. Şimdi arkadaşım bakın, her iki tarafı 5v ile sadeleştirelim. 5v ile sadeleştirirsem 10 kalır. Karşı tarafta da x bölü 2 kalır ve şimdi içler dışarı çarpımı yaparsam x eşittir 20 olarak bulunur. Yani oluşan yeni karışımımın tuz oranı yüzde 20'liktir. Cevabımız Adana. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.